Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Buhar gelmesin dedim ama ne kadar gelmesin desem de yine de geldi. Arkadaşlar ben dövme pilavını pişirdim. Siz de yarma diyorsunuz siz. Dövme pilavını ben böyle şehriyeli pişirdim. Çok güzel oldu, mis gibi. Şimdi bunun üstüne azıcık, çok az da şöyle bir tereyağı gezdirebilirim. Onun ağzını kapatayım hemen. Şöyle bir az daha, 10 dakika, aman 5 dakika daha dursun, tam demini alsın. Burada da yemeğimiz var arkadaşlar. Şöyle etim vardı dolapta, varmış yani, haberim yoktu, onu çıkarttım, kemik zannettim ben bunu, çıkarttım, sonra baktım etmiş, ben de şey yaptım. Bugün biraz daha çok şükür iyiyiz, onun için ben dedim yemeğimi yapayım bari hazır olsun. Şöyle hemen soğanı doğrayayım. Şu şekilde. Bu Anteplilerin meşhur yemeği arkadaşlar. Bu yapacak olduğum yemek. Nohutla, patatesle onların meşhur bir yemeği, sulu yemeği var. Etli oluyor o da. Onu yapacağım. Bunun ortası da hemen gitmiş. Abdullah geçenlerde bana bir şey almış arkadaşlar. Soğan almış. Soğan yok dedim. Soğan almıştı. Normalde 3 harflilerden al dedim ben. O da bitti. Sonra tarım kooperatiften al dedim. O da bitti. Bizde soğan çok yeniyor. Salatasını yapıyor. Yemeğin yanında bazen öyle şey yapıyor. Yendiği için ona Abdullah aldıydı. O da 5 taneden 3 tanesi sağlam çıkıyor. Soğanı. Öbür torbadaki diyor çürük diye almadım diyor. Anne diyor. Ona almamış. Gitmiş bunu almış. Bu daha beter çıktı. Cenab-ı Allah bizi çok ağır bir imtihandan geçiriyor arkadaşlar. Hastalık bir imtihandır. Sabır mı, isyan mı edeceğiz diye. Hastalığımızın şeyini kardeşim şeyden düşmüş. Normalde Mersin'de kardeşim şeydi. Kalıp döşüyor. Şeyim, tünel kalıbı. Kalıptan düşmüş. Nasıl olduysa ayağı kaymış. Alta düşmüş. Alttaki galas o da kaymış. Onun üstüne şey olunca, hatta profil demirler varmış, onun üstüne düşmüş. Ondan sonra işte hastaneye götürmüşler, orada hemen almışlar, şey yapmışlar. Ama işte ağrım, böğrüm çoğu şey, kaburgalarım çok ağrıyor diyor. Dua edin arkadaşlar. Kaburgalarım çok ağrıyor diyor. Benden hani neyden oluyormuş dedim. Dedi şey dedi, et ezilmesi varmış dedi, ondan dedi. Doktor şey vermiş, krem vermiş, inne vermiş, hap vermiş işte. Bunlar demiş kullanırsan demiş, şey yapar demiş. Ezik olduğundan çok şey yapıyormuş. 2-3 kere röntgen çekmişler. Şey çekmişler. Film çekmişler. Şey ne onun adı? Kaburgalarında eziklik var. Kabur getiriyor yani. Pilavın altını kapattım arkadaşlar.
Bir de öksürüğümüz de. Öksürüğümüz de geçmiyor ağzına. Boğazımızı kurutmadı. İlaçlar, evdeki ilaçlardan kullanıyor. O benim bir ilacım vardı. Onun doktoru normalde bende sünüzit olduğu için, geniz akıntısı olduğu için yazıyordu o doktorun bana. Baktık ondan da kalmamış. Baktım 4 tane var. İki gün içtik. Birini Rümeysa, birini ben. Geri ertesi günü bir daha içtik. Birini Rümeysa, birini ben. O bayağı iyi geliyordu. O da bitti. Aferin Katar'ın ne var da. Onlardan hiç yok da. Sabun çok az bana bir su verir bir bardak. Arkadaşlar dedi Zehracığım dedi vallahi dedi hiç dedi öksürüğüm hemen geçer diye dedi ümitlenme dedi benim oğlum dedi hasta oldu dedi hasta olunca dedi gribi geçti her şeyi geçti ama dedi öksürüğü dedi hala dedi geçmedi dedi devam ediyor dedi öksürük kalıyormuş ama kuş gribi ortalıkta yaygınmış arkadaşlar aman dikkat edin kendinize vallahi var ya öyle böyle bir şey değil bu şey hastalık iki gün uyuyamadık ya iki gün Rümeysa annen iki gün sabaha sabah ettik. Ne çocuk uyuyabildi ne ben uyuyabildim. Yatağın içinde sağa dön, sola dön. O tarafa yatıyorsun o burnun kapanıyor, o tarafa yatıyorsun o burnun kapanıyor. Sırt üstü yatıyorsun ikisi birden kapanıyor. Ay Allah'ım kimseye dermansız dert vermesin. Derdi verirken dermanı da beraber versin. Kardeşim onu diyor işte. Gribin diyor gözünü seveyim diyor. Gene diyor bir inle vurduruyorum diyor. Bir hap map içiyorum diyor. Azıcık diyor şey oluyor diyor. Aa diyor bunda diyor ne yatabiliyorum ne oturabiliyorum diyor. Hiçbir şey yapamıyorum diyor. Ben de böyle sulu yemekler dedim yapayım da dedim arkadaşlar. Azıcık bari en azından şey yaparak yerik. Sulu oldu mu iyi oluyor. Bir de bunda böyle bir şey var ki arkadaşlar. Şöyle bir şey. Yemek yiyorsun ya. Yemeği yiyorsun. Karnın doydu. Tamam sofradan kalkıyorum. Ama yok. Saat 11'de değil mi? Geri acıkıyorum ben. Nasıl oluyorsa. Dudağını yiyor stresten ve alıştı şimdi de bırakamıyor. Ha böyle koyu bir şekilde arkadaşlar yemeğimiz pişecek inşallah. Hemen altını açarım çocuklar geldiler zaten. Eşim de gelene kadar yemeğimiz hazır olur. Rümeysa da azıcık salata yapacak. O da azıcık salata yapsın. Turşuyla murşuyla. Yesinler arkadaşlar. Ay. Yürümeden arkamız
Sana çekmiş. Aynen. Ben de öyle aldım. Ne bir şey demek zaten. Ha, ben yatarken uğurlamıyorum ama. Herkes farklı baba. Suyu dolu kızım. Allah Allah. Arabam neredesin? Gidiyorum. Nereye gidiyorum? Hamit Bey ocağına gideceğim. Ne yapacaksın? Ali'nin ekmek dağıtık. Bakalara mı? Hamit Bey ocağı nerede lan? Osmaniye yolunun o tarafta. Hı? Bu tarafta. Osmaniye yolunun o tarafta. Köseliğe varmadı. Köseli içine gidiliyor yani. 17 kilometre mi uzaklıktan ne? İşte oraya gittiler bu Ali'yle. 17 mi? 18 mi? Öyle bir şey ya. Ali demiş ille gidin. Ya hayırlar mı dağıtmış bakkalara mı? Vallahi bilmiyorum o kadarlık neye dağıttılar. Ekmek dağıtmaya gitti. Tam bu fırına gitmedin bugün? Gitti. Gece gitmedim oğlum. Gece gitti ya çocuk. Aklın nerede oğlum? E tamam fırına gitti sen dün kaçta geldi eve? Eve hiç geldikten geldi. Sonra mı geri gitti diyorum? Gelmedi işte gelmedi. Bana dedi ki ne 2:30'da geleceğim dedi. Bir şey istiyor mu dedi. Ben dedim ki ne yok oğlum dedim. Bir şey istemiyorum dedim. Dedi ki ne ben dedi. Sonra baktım saat 2:30 geçti. Saat 3 oldu. Neredesin dedim. Dedi benim işim çıktı dedi. Ben gecikeceğim dedi. Ne oldu dedim. Dedi Hamit Bey bucağına gidiyor. Ali'yle dedi ekmek dağıtacak dedi. Vedat bunu aramış. Ulaşamamış. Babanı aramış. Babam beni arıyor. Ben de aradım. Tamam dedi. Aradı beni de. Dedi konuştuk dedi. Ulan. Herhalde Abdullah çıkıcı diye korkuyorlar. Oraya koyasın oraya. Güzel oğlum. Kalsın mesela. Şey yaparım. Eve gidince çıkmış. Bana eve gelmeden ekmek dağıtmaya gitmiş herhalde. Adam akıllı. Ha Vedat onun için mi aramış? Adamların içine daha oğlan köşeye gelmiş, köşeden geri dönmüş gitmiş arayınca. Hmm. Ben aradım şuradayım dedi. Mezar, otokan odayım dedi. Arkadaşlar patates sosu benimki niye böyle çok derseniz ben pilavını alta koydum çünkü öyle seviyorum. Patates sosu dövme pilavı pişirdim bugün salata. Turpu da bir haftadan beri aldıydım unutuyordum her gün çıkardım diye. Onu şey yaptım zaten turşumuz artık soframızdan eksik olmaz. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.